Benim adım Samet. Benim adım Salih. İki gündür Kiev Boryspil Havaalanı'nda tutuluyoruz. Askerler eşliğinde sürekli hareket ediyoruz. Biletimiz olmasına rağmen gitmek istediğimiz yere Dubai ve Dubai aktarmalı Erbil'e uçurmadılar. Bilerek biletimizi kaçırdılar. Elimizden bir şey gelmiyor, zor kullanıyorlar. Akıbetimizden ve canımızdan endişe ediyoruz. Yaklaşık bir saat önce buraya konsolosluk çalışanı olduğunu düşündüğümüz 3 tane takım elbisesi insan geldi. Biraz uzaktan bize bakıp askerlerle konuştular. 7 tane, 8 tane de asker de sürekli bizim başımızda duruyor. Yapabileceğimiz bir şey varsa yardım istiyoruz. Teşekkür. Merhaba, adım Samet, soyadım Güre. 35 yaşındayım. Fizik öğretmeniyim. Arkadaşım Salih Fidan'la birlikte 11 Aralık tarihinde Erbil, Dubai, Dubai, Kiev uçuşu yaparaktan Kiev'e turistik olarak giriş yaptık. Kiev ve Lviv'de geziyorduk. Lviv'de geziyorken güvenlik güçleri bizi kelepçeleyip nezarete attılar. 3-4 gün boyunca bizi nezarette tuttular. Lviv'den yaklaşık 200 km uzaklıkta bir cezaevine benzer bir yerde. Daha sonrasında kendilerine ne yapacaklarını sorduk. Bizi Türkiye'ye geri göndereceklerini söylediler. Biz onlara daha vizemizin dolmadığını, bir suç işlemediğimizi söyledik. Ama onlar bizi zorla Türkiye'ye geri döndürmeye çalıştılar. Benim Erbil ikamem var, arkadaşımın da öyle. Pasaportumuzun geçerlilik süresi de vardı. Bizi Lviv Havaalanı'na 3-4 gün sonra götürdüler. Tarih tam olarak 3 Ocak öğlen vakitleriydi. Lviv'deki bizi zorlayıp aldırdıkları uçak biletine uçağa binmedik. Kendimizi tuvalete kilitledik. Görevliler bizi çıkarmaya çalışıyorken zor kullandılar. Yalnız son kapıya geldiğimizde binmek istemediğimizi söyledik ve biletimizi iptal ettiler. Lviv'den de yine sürekli bize baskı uygulayıp bir şekilde gitmemiz gerektiğini söylediler. Benim ikamemin olduğu Erbil şehrine geri dönebileceğimi söylediler. Ben de Lviv, Kiev, Kiev, Dubai aktarmalı Erbil bileti aldım. Lviv, Kiev uçuşunu da yine askerler eşliğinde yaptık. Kiev'de de bizi askerler aldılar. Daha sonrasında tüm gün boyunca bizimle birliktelerdi. Bizim Erbil'e uçabileceğimizi söylüyorlardı. Yalnız akşam uçuş vakti geldiğinde bizi uçmamız gereken D4 Boryspil Havaalanı, Kiev Boryspil Havaalanı'nda D4 kapısını değil de D1 kapısını kilitlediler. Uçuşumuzu kaçırmamızı beklediler. Sonrasında da uçuşunuz iptal oldu, sabah 8'de uçacaksınız dediler. Bu süreçte sürekli Birleşmiş Milletler'le görüşmek istediğimizi, avukatımızla görüşmek istediğimizi söyledik ama hiçbir şekilde karşılık alamadık. Hala da sürekli söylüyoruz, biz Türkiye'ye dönmek istemiyoruz. Türkiye'de başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. My name is Samet Güre. My name is Salih Fidan. We came to Ukraine and we had a ticket to Dubai and Dubai to Erbil, but the soldiers forced us to go to Turkey. They said that in 8 o'clock we have a flight to Dubai, but they say lie. We checked everything and there is no flight. And we know that they are forcing us to go to Turkey. And now we are seeking for asylum. We were talking with all these soldiers that behind us, they are waiting there. But they do not let us to write anything about it. We couldn't talk with the boss and they are forcing us.